kesinlikle. Selam Artin amca. Ooo Gülizar kızım. Hangi rüzgar attı seni buraya? Son günlerde 2 dakika bile vaktim yoktu. Çok çalışıyorum. Onun için mi bana uğramadın hiç? Tam da çay demlemiştim. Birer bardak içelim. Sana 3 şeker değil mi? Aman aman hiç şeker koyma. Neden o? Sen hep çok şekerli severdin. Artık içmiyorum. Şeker, tuz, makarna, pilav, hamur işi, pasta hepsi yasak. Safra keseni bozdu ne? Yok be amca. Benim bir şeyim yok. Ajans yasakladı. Biraz kilolu buldular da. Zayıflamam lazımmış. Güzel. Saçlarını kesmişsin be ya. Ne güzel saçların vardı. Pek perdeler gibi. Ne yapayım? Kesmek zorunda kaldım rol için. Hem bu yıl kısa saç modası var. Bu kıyafet de modadır. Evet amca, beğenmediğini biliyorum ama biz mankenler son modayı takibe mecburuz. Ben anlamam modadan. Kadın dediğin kadın gibi giyinmeli. Ama sana yaraşmış. Herkes senin gibi değil ki. Bir karış olan da giyiyor. Na böyle olan da giyiyor. Artin amca. Biliyor musun ben sana bugün niye geldim? Sen bana hep yardımcı olursun. Bir şey mi oldu? Yok korkma, bir şey olmadı. Başım evle dertte. Bilirim. Geçinemiyorsun babanla. Para kazanmaya başladığımdan beri düşman gibi olduk Artin amca. Her şeyime karışır oldu. Az boyandın, çok boyandın, erken çıktın, geç geldin. Hem artık annem de korumaz oldu. Tabii, ne isterse alındı eve. Televizyon, video, fırın, yemek odası takımı, teflon tavalar. Ha, bir de en alasından dikiş makinesi. İsteyecek bir şey kalmayınca tabii bizim mankenlik tukaka oldu. Ağrına gidiyor babanın senin ondan daha fazla para kazanman. İdare et yavrum, bırak ya da bu işi. Erkan bekliyor seni. İstemez misin evinin kadını olmak? Ne diyorsun Artin amca sen? O mesele çoktan kapandı. Ya söylemedin bana. Mühim değildi ki, ne söyleyeyim. Bitti gitti işte. Çıkar elbet başka kısmetin. Benim kısmet falan istediğim yok Artin amca. Ben evden çıkmak istiyorum. Ne dedin? Öyle işte. Ne diyorsun Gülizar? Evden çıkıp nereye gideceksin? Artin amca, dayanamıyorum evin havasına artık. Ben ayrı oturacağım. Yalnız oturabilir senin yaşında kız. Oturur oturur. Parası yetişiyorsa oturur. Hem niye oturmasın? Zaten Avrupa'da filan hep öyle. Burası Avrupa'dır. Vazgeç bu sevdadan. Ha bak, benim üst kat bomboş. Kiralanmadı. Geç oraya istersen. Hiç olmazsa evinin yanıdır. Artin amca, anlamıyorsun sen. Mesele sadece evin kalabalığı değil. Dünyam da değişmeli. Sadece üst baş değiştirmekle olmuyor ki. Semtim, evim değişmeli. Her şeyim değişmeli. Utanırsın doğup büyüdüğün semtten. Tanımanı, İstanbul İstanbul iken en makbul yeriydi şehrin. Ah canım Pera. En kibar aileler burada otururdu. Geçmiş ola Artin amcacığım. Ben Nişantaşı'nda oturmak istiyorum. Nasıl ödersin oralarda kirayı? 4 arkadaş bir oluyoruz. Bir çatı katı bulduk. İlk kaboramızı verdik bile.
İyi halt ettiniz. Artin amca, ne olursun yardım et. Hem sen Hristiyansın. Ne de olsa daha açık fikirlisin benimkilerden. Hem seni severler, sözünü dinlerler. Ne olur konuş babamla. Ne olursun. Lizer, ne oldu sana böyle? Kim çıkardı rayından seni? Artin amcacığım, ben rayımdan filan çıkmadım. Ne yaptığımı biliyorum. Kimse anlamıyor beni. Sen bile. Sadece kendime daha iyi bir hayat istiyorum. Kabahat mı şimdi bu? İyi bir hayat üç sokak ötede Nişantaşı'ndadır sanıyorsun. Ne olur Artin amcacığım, konuş babamla. Benim tonton amcam. Bir tek sen kandırırsın onu. Konuş babamla. Tamam. Hadi hoşça kal. Aa, az daha unutuyordum. Bundan sonra bana Güli değil mi? Ne Gülisi? Gülizar biraz köylü ismi. Kısalttık, Güli oldu. Bay bay. Artin Usta! Artin Usta! Artin Usta! Nereye gittin be? Neredesin? Konuşmak isterdim seninle. Neyse. Bağırdım sana. Keşke dedim götürmeseydim onu setlere. Çok, nasıl içim yanar bir bilsen. Şey, evden gitmek istermişsin. Gitme. Senin kokunu duymazsam o evde cehennem olur o ev bana. Demek öyle. Güle güle kızım. Güle güle güzelim.